dar mısın ya? Değil mi, değil mi? Arkadaşlarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Bir güne daha başladık, şükürler olsun. Şöyle oda oda ortalığı toparlayarak güne başladık diyebilirim kahvaltı sonrası. Odamızdaki döküntüleri, dağınıklıkları şöyle bir toplayayım dedim. Bakın yatak niye öyle oldu? Caner'cim ben buraları toparlarken geldi, yattı teyzeleri. Birazcık böyle bozdu, birazcık sohbet ettik. Giderken de toplamaya çalış dedim. Sonrasında yatacaksan içelleme oğlum. Gene bozulacak. Yatacağım anne dedi. Tamam o zaman dedim. Şöyle arkadaşlarım. Dik süpürgemizi buraya koyduk. Şimdilik burada duruyor. Bunu ben nereye koyacağımı çok olarak bilmiyorum. Yani emin değilim. Balkona da monte ettiresim var. Kilerimize de monte ettiresim var. Hani bir taraftan ortalıkta görünsün istiyorum. Yani görünsün o istiyorum derken mutfağa yakın olsun istiyorum. Bir taraftan da görünmesin, ortalıkta olmasın istiyorum. O yüzden kiler de uzak kaçıyor gibi oluyor. Bilemedim yani. Şöyle bir ortalığımı toparladım arkadaşlarım. Camımızı açtık. Camımızda ekstra bir koruma daha var böyle. Cansucuğum bu şekilde buraya dosya koymuş. Çünkü minnoş, özellikle lokum buradan telin altından çıkmaya çalışıyor gibi oluyor. Yani balkonda bir kere gördük. O yüzden korkuyoruz. Böyle tedbir aldık. Yoksa camı açamıyoruz arkadaşlar. Çok da sıcak. Bunu aldık da evin içinde. Öyle yani. Diğer süpürgem de burada. Dip köşe ev süpürülecek. Şu süpürge konusunda hala şey değilim yani. Ne yapacağız bilmiyorum. Bakın. Ve yatak odamızın aynasını da daha takmadık arkadaşlar. Taşındığımız zaman aynayı takmadan gitmişti. Gelen nakliyedeki arkadaşlardan biri işte. Mobilyayı kuran meğersem parçayı bulamamış. Sonradan biz evi yerleştirirken parçayı bulduk. Kenarda duruyor aynamız, bakalım ne zaman takılır, ne zaman eder hiç bilmiyorum. Şöyle bir kere de yüz yüze gelelim istedim arkadaşlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Her şey gönlünüze göre oluyordur. İnşallah her şey gönlünüze göre olsun. Rabbim hiçbir zaman daraltmasın, bunaltmasın hiç kimseyi de, sizleri de inşallah. Dediğim gibi işte şu süpürgeyi arkadaşlar balkona takasım var. Çünkü mutfak ve salonu daha çok kullanıyoruz. Hani böyle kırıntı dökülmesidir, şudur budur. Çok daha yoğun bir kirlenme oluyor yani oralarda. Bu dik süpürgede arkadaşlar böyle genel temizlikten ziyade bir şeyler döküldüğünde, saçıldığında hemen müdahale etmek için çok çok iyi oluyor. O yüzden hani bir taraftan yakın olsun istiyorum. Elimin altında olsun istiyorum. Mutfağa takabileceğim hiçbir yer yok. Koridora kesinlikle takamam. İşte çocuk odaları falan kalıyor geriye, ama odalara da, yatak odasına da takmam. Yani tek seçenek ön balkon, mutfak balkonu ve kiler. Kilere koyarız diye düşündüm. Hatta elektrikçiyi çağırdık biz yine şu prizler için. Yani komodinin arkasında kalıyor ya prizler şöyle arkadaşlar. Onu düzelttirmek istiyoruz. Çocuk dedi ki, elektrikçi abla dedi, sen kafanda netleştir. Her şeyi dedi, netleştir, senin daha bir şeylerin çıkar. Ona göre geldiğim zaman hepsini bir hallederim dedi. Çünkü her gelip gitmede farklı, hani fiyat ödemek zorunda kalacaksın. Tekrar tekrar ödeme yapmak zorunda kalacaksın dedi. Netleştir, hepsini bir arada hallederiz, yaparız dedi. Öyle olunca ben de tamam dedim. Şu an düşünme aşamasındayım hala yani arkadaşlar. Bilemedim ya, siz olsanız ne yapardınız? Mutfağa yakın bir yere mi konumlandırırdınız, yoksa kilere görünmesin? Hani... Arkadaşlar bu ev büyük, bu evin içinde gezerken bile yoruluyorum ben. Yani iş yaparken ileri geri ileri geri derken gerçekten Samsun'daki evimize göre çok daha büyük burası. O yüzden birazcık böyle şey oluyor gibi, hani beni yoruyor gibi, yakın olsun diye düşündüm yani. Her neyse, Yeliz daha fazla konuşmadan güne devam etsin. Toplamaya devam edeyim arkadaşlar. Şöyle güzel bir silme, süpürme, toz alma işlemi yapacağız Cansucuğumla beraber. O da odasını toparlıyor. O zaman bize kolay gelsin. Haydi devam edelim. Çok fazla çeneyle geçmesin. Severek izleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Benden kendine bir şeyler bulan herkese de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, her zaman söylüyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz, abone olmadan izliyorsanız lütfen abone olmanızı da bekliyorum. Davet ediyorum. Buyurun gelin, siz de aile. Zaten ailemizdesiniz. Rakam olarak da böyle abone olursanız çok güzel olur benim için. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyorum arkadaşlarım. Sizleri çok seviyorum. Çok fazla uzamadan haydi devam edelim. Günümüz çok güzel geçsin bakalım inşallah. Kilere geldim arkadaşlar. Makinamı doldurdum. Deterjanını, yumuşatıcısını koydum. Şimdi ayarlamasını yapıyorum. Buradan çıkmadan çalıştırırım. Şimdi hemen çalışıp gürültü yapmasın. Şöyle Ali Beyciğim dün marketten yumuşatıcı almış. Yumuşatıcımız az kalmıştı. Böyle almış. Ekonomik paket. Şunun kapağını kullandım arkadaşlar ölçü olarak. Ondan sonra dedim niye bana sormadın canım benim dedim. Hani istediğim yumuşatıcı bu değildi dedim.
Hani almış getirmiş de biz de şey yapıyoruz değil mi? Böyle gibi oluyor. Lilyumu çok daha seviyorum arkadaşlar. O yüzden onu almayı düşünüyordum, planlıyordum. Kokusu kalıcı olduğu için. Kilerimizi de düzenleyemedik. Burada da böyle cam temizliğinde kullandığımız ürünümüz var arkadaşlar. Bunu da Rossmann'dan almıştık. Gerçekten güzel temizliyor. Kapağı kırılmış. Ben de buraya gelince gördüm. Düştü mü artık ne oldu bilmiyorum. Burada da böyle süpürgemizin aparatları var işte. Dik süpürgenin, yatık süpürgenin aparatları var. Buralarda düzenlenecek bacılarım. Buralarda halledilecek. Burası tam bir düzen istiyor aslına bakarsanız. Elimize geçeni buraya birazcık böyle koyduk gibi oldu. Neyse bakalım temizliğimize devam edelim. Bu sırada makinamız da çalışsın. Makinam da bir temizlenecek oldu yani. Haydi buradan da çıkıyorum şimdi. Çamaşır makinesini çalıştırdım. Banyoda kirli çamaşırları ayırdım. Makineye attım arkadaşlar. Şimdi salona geldim. Salonda da koltuğu azıcık böyle bu tarafa çektim. Fazlaca geriye kaymıştı. Şu teklileri de azıcık böyle bu tarafa çektim arkadaşlar. Salonu böyle tam şey yapsın gibi, doldursun gibi. Çünkü şu arada bayağı bir boşluk kalıyordu. Önceki masam ne kadar geniş yer kaplıyormuş. Bu sandalyeler geriye bayık olduğu için çok fazla yer kaplıyormuş burada arkadaşlar. Onu da şimdi bu masayı sandalyeyi aldıktan sonra anladım. Farkına vardım hani. İşte bu teklileri böyle ayarladım arkadaşlar. Şimdi şey yapacağım bacılarım. Şu ortadan 3 tane sehpamız vardı biliyorsunuz. Böyle ortalıkta 3 tane sehpa çok kalabalık görünüyor. Çok göz yoruyor. O yüzden şu büyük sehpayı, muhtemelen büyük sehpayı sadece ortada bırakacağım. Şu sehpayı veya şu sehpayı bacılarım. Bu köşeye ben muhtemelen bunu alacağım. Şu sehpayı şuraya alacağım arkadaşlar. Şu ayaklı sehpalarımın yanına bir tanesini iptal edeceğim. En küçüğünü iptal ederim. Ayarlayacağım. Şu kılıç çiçeğimi köşeye kaydırdım. Şuraya bir tane daha şu Afrika süt ağacımı veya Cansucuğumun çiçeğini koymayı düşünüyorum. Orayı da böyle bir ne yapalım diyeyim, dengeleyelim diyeyim arkadaşlar. Ondan sonra bir ayar yapacağım bakalım. Sizinle beraber şöyle bir değiştirelim. Sonrasında da silme süpürme işlemlerine geçeriz muhtemelen. O zaman haydi başlayalım ve halledelim bakalım sonuç nasıl olacak. Şöyle sehpanın tozunu alayım önce dedim ama bacılarım bakar mısınız? Yani şu sehpanın kenarındaki ne deniyordu buna? Emine biliyordu ya. Bant diyelim artık farklı bir ismi var da. O gördüğünüz gibi ayrıldı arkadaşlar. Aslında ben bu sehpaları aldığımda, bu sehpalar eve geldiğinde İstanbul'a doğru yola gidiyorduk. Cansucuğum açmıştı kargosunu. Biz eve gittiğimiz zaman da çok güzel anne diye şeyini atmıştı. Kartonunu falan atmıştı. O yüzden geri iade yapamadık. Çok da hani böyle çok beğendim. Evet çok güzel ama ortalıkta çok kalabalık göründüğü için farklı seçenekler düşünürüm belki diyordum. Geri iadesini yapamadık. Şimdi böyle kullanıyoruz bakalım. Hemen köşeye alalım. Bakalım nasıl olacak. Sonrasında yapıştırırız arkadaşlar. Ali Beyciğim yapıştırır artık. Ne yapalım?
diyeceksiniz ki Yeliz'cim her yer çiçek, her yer çiçek. Sığdıramadın çiçekleri gitti diyeceksiniz belki ama seviyorum, ne yapayım arkadaşlar, onlar da bana farklı bir enerji veriyor. Şurası da böyle şey oldu, kalabalık oldu yani, göz yormasın. Oradan Cansu'nun çiçeğini oraya geçireceğim. Şöyle. Yapıyorum bir şeyler ama oluyor mu olmuyor mu ben de bilmiyorum bacılarım. Kamerayı bir çevireyim de göstereyim size. Çiçekler, çiçekler son yerini buldu diyebilirim arkadaşlar. Böyle yaptım artık. Kılıç çiçeğimi, peygamber kılıcını oraya aldım. Şu Afrika süt ağacını buraya aldım. Çünkü burası güzel ışık alıyor arkadaşlarım. Çaprazlama güzel ışık alıyor. Orası o kadar ışık almıyor. Yarın öbür gün perdede kanat yaptırırsam daha da bir karanlık olacak. O yüzden burada böyle büyüsün istiyorum. Ağaç gibi oluyor arkadaşlar. Bu o kadar güzel oluyor ki. İnşallah o kocaman kocaman olduğu günleri de görürüz. Vallahi sehpa kaldı gene ortada. İki tane olarak kaldı. Bilmiyorum bakalım ne yapacağız. Şu balkon takımım da bir gelseydi. Şunu da Cansucuğumun çiçeğini de buraya aldım arkadaşlar. Şimdilik böyle dursun bakalım. Biraz da balkon takımına ayak sürüyorum arkadaşlarım. Hani balkon takımımız geldiği zaman orada balkon da bir düzenleme isteyecek. Bir sürü çiçeğim var biliyorsunuz. Çok fazla çiçeğim olabilir. Aslında çok fazla değil. Sevdiğim için böyle her çiçekten elimde olsun istiyorum gibi oluyor ama artık eskisi kadar almak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü yer sıkıntısı oluyor. Çok da kalabalık yapsın istemiyorum. Ama yeşilliği de seviyorum. Beni mutlu ediyor baktığım zaman. Aslında kılıç çiçeğim camın önünde duruyordu arkadaşlar. Şurada orkide sehpasının yanında duruyordu. Ama bayağı bir büyüdüğü için ve yayıldığı için öyle orta yere koymak da istemedim. Durun bakalım ya. Şöyle baksanıza nasıl güzel duruyor. Beğendiniz mi çiçeklerimin yerini arkadaşlarım? Şimdi artık süpürmeye, silmeye geçebiliriz. Dışarıya da çıkmam lazım. Davetliyiz bu akşam. İlk kez gideceğiz. Hediye alacağım. Ufak da olsa bir hediye almak istiyorum. Cansu da diyor ki anne çıkmayacak mısın? Az işleri bitirelim. Çıkarız saat 4'e çeyrek var. Akşam serine çıkarız arkadaşlar. O zaman Yeliz bacınıza kolay gelsin. Cansucuğuma da kolay gelsin. Çünkü ben süpüreceğim. O da arkamdan silecek bacılarım. O kısımları çekmem herhalde. Çünkü hızlı hızlı yapmak istiyorum. Çok bunalıyorum arkadaşlar. Hem kamerayı ayarla, hem süpür, hem dur dur et, dur et. Yoruyor insanı. O yüzden hızlıca biz bir temizleyelim, süpürelim, silelim. Sonrasında yemek yapmam lazım. Belki önce yemeği ocağa koyarım. Sonrasında çarşıya çıkacağız falan filan. O zaman haydi kolay gelsin. Ben temizliği videosuz yapayım. Oyalanmayayım. Çünkü dışarıya çıkma işi de var biliyorsunuz. Hepimize kolay gelsin bakın. Haydi başlayalım ve bitirelim şu işi. Yeliz bacımız hazırlandı arkadaşlar. Şöyle şıkıdık şıkıdık terliklerini giydi. Küçük çantasını da aldı. Vallahi küçük çantayı çok sevmiyorum. Bakın gözlüğüm sığmadı içine. Şimdi Ali Beyciğim indi. Ben de peşinden iniyorum. Çok canlı görünüyor burada ama o kadar canlı değil gömleğim aslında. Yağ yeşili gömleğimi giydim. Haydi gidelim bakalım arkadaşlar. Hmm.
bekle demiştim. Beklemeyiz, gitmedim. Hayır, asansörde bekle demiştim canım. Haydi bakalım. Bir işimiz var arkadaşlar. Bir görüşme yapacağız. Bazı konuları değerlendireceğiz. Bir gidelim. Sonrasında da gene düştü Ali bu kamera. Sıcakta el tutmuyor arkası. Ya. Bilmiyor musun? Uzamış. Neyse dur, elimi arayayım bari. Evet arkadaşlar, hızlı bir süpürmenin ardından Ali Beyciğim aradı beni. Öncesinde dedi Yeliz hazırlan. Geliyorum, bir yere uğrayacağız. Ondan sonra hızlı hızlı süpürdüm. Cansu'ya devrettim. Cansu'cum şu an siliyor. Hadi dedi gidelim bir bakalım, konuşalım. Bazı önemli işlerimiz var arkadaşlar. Ay, nasıldı bugün iş yerini, anlat bakalım Ali Beyciğim. Bugün hastanede gidiyoruz. Ha, ruh sinir günüydü bugün. Bugün salı değil mi? Günleri de şaşırıyorum, unutuyorum ben artık. Azalmadan devam ediyoruz. Hayat boyu iş bitmez Ali Beyciğim. Emekli olsan da bitmeyecek. Evde Yeliz'e yardım etmeye devam edeceğim. Çalışınca azalması lazım yani. Çalışınca... Ama senelik izinden çıktın. Genelde böyle değil. Bu kadar yoğun olmuyor yani sonuç olarak. Senelik izinden çıkınca olayın rengi farklı oluyor. Neyse bakalım bacılarım. Biz şarj yenmişken hediye bakacağım diyordum ya. O işi de halletmeye çalışacağım. Akşam serine çıkarız diyordum. Haydi gidelim bakalım, halledelim. Biz önemli işimizi hallettik arkadaşlar. Belki ileride söyleriz. Şimdi hediye almaya geldik. Bir bakacağız. Aslına bakarsanız almak istediğim şey kafamdaydı, benim aklımdaydı. Ama Ali dedi ki oraya şu an girilmiyor. Yol çalışmaları var ya. Belki dedim hani burada da vardır aklımda olan. O yüzden bakacağız, gel. O yüzden şey dedim ben. Bir bakalım o zaman dedim. Yolumuzun üstündeydi burası da. Ona göre burada yoksa şey yaparız dedim. Farklı bir şey alırım ya da diğer tarafa gideriz diye düşündüm. Bir bakalım arkadaşlarım bulabilecek miyim? Boncuklu seriyi göstereyim size arkadaşlar. 170 TL'ymiş altılısı. Şöyle ikili sunum kaseleri 170 TL. Üçlü hatta, ayrı ayrı da kullanılabilir. Şöyle kalpli olan 60 TL. Şu kek fanusu 435. Çok şık, çok güzel görünüyor arkadaşlar. Kahve fincanı ayrı, çay fincanı ayrı, şöyle pasta takımı da var. 650 TL. Çok güzel değil mi sizce de? Çok beğendim. Gerçekten çok güzel. Şöyle çerçeveler de var arkadaşlar. Üçlü. 130 TL fiyatı. Şöyle eskitme gibi de var. Bunlar da çok hoş görünüyor. Ya boş bile asılabilir dekoratif anlamda. Ben bakmaya devam ediyorum. Bu sırada Ali Beyciğim de kızmaya devam ediyor. Burada da böyle sunumluklar var arkadaşlar. Fiyatlar. Fiyatlar bakın, 500 TL. Şu 150 TL. Şu cam kapaklı fanus 365 TL. Şöyle 265 TL. Şu 180 TL. Şöyle modeller var. Şu ayaklı kase. Şunun fiyatı ne kadar acaba? Gördün mü? Fiyatına bir baksana. Şunun. Şeyde vardır belki. Şöyle de 265 TL arkadaşlar. Ya şimdi evinde neye ihtiyaç olduğunu bilmeyince de hani karar verip alması gerçekten çok zor. Ve ilk kez gideceğiz evine. Şunu da beğendim. Burada da bambu ürünler var. Tepsiler falan nasıl güzel. Şöyle kahvaltılıklar var. Bunlar da çok güzel görünüyor. 900 TL arkadaşlarım. Birazcık daha dolanalım bakalım. Arkadaşlarım Bafra'nın PMA hastası. Bir tane bebeği var böyle. Instagram'da da çok büyük kampanyalar yapılıyor. Destek olunsun diye buraya da böyle bağış kutusu koymuşlar. Ben de paylaşmıştım Instagram'da. Sizin için de şey yaparım. Sayfasının adını yazarım mutlaka. Siz de elinizden geldiğince lütfen destek olun. Buraya böyle ufacık bileklikler koyulmuş hani bağış yapılsın diye. Rabbim kabul etsin. Herkesin hayrını inşallah. Hiç aklımda olmayan bir hediye aldım arkadaşlar. Bakalım inşallah, umarım beğenir. SMA'lı bebeğe de az çok yardım etmiş bulunduk arkadaşlar. Bafra'nın her yerinde
destek kampanyaları var. Rabbim hiç kimseyi evladıyla sınamasın. Evladının hastalığıyla, acısıyla, acı günüyle sınamasın inşallah. Rabbim sağlık versin bütün evlatlara. Yani artık sonradan galiba evlenmeden önce böyle tahliller falan yapılıyor. Hani bu SMA hastası olan bebeklerin önüne geçmek için sonradan galiba bunlar yapıldı. İnşallah ücretsiz bir şekilde de ülkemiz tarafından hani karşılanır bu bebeklerin masrafları. Çok ciddi miktarlar arkadaşlar, siz de biliyorsunuzdur. Rabbim yardım etsin, kimseyi böyle acılarla sınamasın, gün saydırmasın Allah'ım hiçbir anneye inşallah. Çok üzülüyoruz ama elimizden çok da bir şey gelmemişti. Haydi gidelim bakalım. Soğanımızı da aldık, evimize geldik. Hediyemizi de aldık arkadaşlar. Şimdi Yeliz bacınız mutfağa girecek. Koşturmaca yemek yapacak. Haydi bakalım. Gidelim. Dur, kapanma. İki konuşturmuyorsun, asansör sende insan. Haydi gidelim bakalım. Eve gelir gelmez hemen şöyle store indireyim dedim. Üzüm hoşumda şöyle tırmalama tahtasına. Ha, tırnak kalmadı mı? Kesti mi abla sabah tırnağını? Bana Cansu'ya dedim, kızım kes şunu tırnaklarını dedim. Ankara'ya gitmeden önce de kes demiştim. Kesememişti o yoğunlukta. Vallahi hemen şöyle store'u indiriyorum bacılarım. Önceden cam şöyle geriye yarım açık duruyordu. Tamamen geriye çevirdik onu. Caner'cim de orada. Hiç fark etmedim onun yattığını. Neyse bakalım. Şöyle arkadaşlar. Oh, esiyor. Silinmiş, süpürülmüş evimize bütün tozlar dışarıdan girecek böyle. Arkadaşlarım tam mutfağa giriyordum ki saat şu an 7'ye çeyrek falan var. Misafirliğe de gideceğiz şimdi. Tam böyle ben yemeği pişireceğim, yiyeceğiz, evden çıkacağız ve misafirliğe gideceğiz. Misafir gittiğimiz yerde de tabii ki hazırlıklar olacak. Yemeyince de olmayacak, ayıp da olacak. Hakkını verelim devayla. Gittiğimiz zaman misafirlikte yiyelim, içelim, hakkını verelim dedik ve tost yapıyoruz arkadaşlar. Caner'cim kendi tost yapmış. Onun tost yaptığını görünce... Salçamız var yavrum. Onun tost yaptığını görünce dedim ki hepimize birer böyle yarım ekmek tost yapalım. Karnımızı o şekilde doyuralım. Hani idarelik gibi olsun. Çünkü dediğim gibi yani pişireceğim, edeceğim, yiyeceğiz. Tam evden çıkma saatimiz gelecek. Ev sahibi de bir sürü uğraşıyor yani arkadaşlar. Hani misafirim gelecek diye özeniyor. Onu hazırlıyor, bunu hazırlıyor falan. Yemeyince de hiç hoş olmuyor gerçekten. Ayıp oluyor gibi oluyor. O yüzden böyle bir karar aldım ben. Arkadaşlarım, hediyeyi bakarken de vakit bayağı bir geçti. Hani bir önemli bir konumuz var dediğim zaman da işte şey yaptık. Vakit orada da bayağı bir geçti böyle. Bazı görüşmemiz gereken detaylar falan vardı bacılarım. Öyle oldu yani, bugün böyle geçiyor. Hediyemi aldım. İlk kez gideceğiz. Yeni gelin evine gideceğiz arkadaşlar. Yeni gelin evine davetliyiz. Az çok tahmin edersiniz. Bakalım tahmin edebilecek misiniz? Yeni gelin evi dedim. Çevremi biliyorsunuz zaten. Bakalım tahmin edebilecek misiniz? Edemezler mi? Ben sıkı takip edenler eder bence Cansu. Cansu'cum dedi ki bence kimse edemez dedi. O zaman biz gidene kadar yani siz bir tahminde bulunun bakalım. Hatırlayabilecek misiniz? Tahmin yürütebilecek misiniz? Ben de şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Çamaşır asacağım. Yine makineyi çalıştırmıştım. Asmış olduğumu toplayacağım. Yıkadığımı asacağım. Siyahlıları da atmıştım. Öyle. Haydi Yeliz bacınız gitsin. İşine gücüne devam etsin. Bir taraftan da tostumuz pişsin. Karnımızı doyuralım. Yani sonrasında bir saat sonra falan gideriz herhalde. Bir saat 8'i çeyrek geçe gibi 8.30'a doğru gibi gideriz herhalde. Bilmiyorum. Şimdi günler uzun olduğu için erken saatte de gidilmiyor gibi oluyor. Sustum. Çok konuştum gene. Sustum, tamam. Gidiyorum çamaşırlarımı asmaya. Ve oğluş tostu geldi. Caner'cim sehpayı verir misin? Caner'cim yaptı tostlarımız arkadaşlar. Ali Bey'cim de karşıda yiyor. Afiyet olsun canım, afiyet olsun. Kaşar uzadı. Kaşarımızı bile bol bol kullanıyoruz arkadaşlar yani. Zenginiz çok şükür. Ha? Aliş? Zenginlik kaşara kaldı, sevindim. Neye kaldı ya, neye kaldı? Kaşar giriyor evimize hala, şükürler olsun. Neyse bakalım. Ben de hemen şuradan kağıt havlu alayım. Nerede? Ha yavrum. Sağ ol çocuğum. Caner'cim peçetemi de getirmiş. Kağıt havlumu da getirmiş. O zaman bana da afiyet olsun arkadaşlar. Vallahi çamaşır asmaya gidemedim. Karnımı doyurayım da ondan sonra gideyim bari. Ne yapayım? Sıcak sıcak şimdi şu tostu eritmeyeyim ben. Ay soğutmayayım. Kaşarı gördükçe erimiş. Eritmeyeyim derim. Kafam karıştı. Ne yapacağım? Bir soğuk kursa. Ne?
Çamaşırını. Çamaşırı hallettim. Sırada bulaşık var arkadaşlar. Evet. Bulaşık makinemizi de boşaltayım. Ondan sonra şöyle temiz bir ev bırakarak misafirliğe giderim. Huzurlu huzurlu diyeyim. Evde o kadar çok ses var ki bir taraftan kiralık aşk açık. Bir taraftan Ali ile Caner balkonda televizyon izliyorlar. Ben de şimdi tabak çanak tıngırtısı yapacağım. Evimiz ev uçacak yani. Hadi bana kolay gelsin. Şurayı da halledip hazırlanıp çıkalım biz. Telefonu evde unutmuşum arkadaşlar. Hemen geri geldik yoldan. Ay. Hazırlandık. Çıktık. Telefonu unutmuşum. Dedim Ali telefonu almam lazım arkadaşlarıma çekmem lazım gittiğimiz yerleri dedim. Gittiğimiz yere hatta. Öyle olunca geri döndük arkadaşlar. İki telefon işi zor. Evde minnoşlar da zor. Camları bir kontrol ettim etmedim mi şöyle bir başım döndü beynim bir bulandı. Şimdi bir daha kontrol ettim üzümü göremedim üzüm nerede diye baktım. Çok büyük sorumluluk kedi beslemek. Haydi gidelim. Ve geldik arkadaşlar. Ali Bey ayağı boşa gitti beli acıdı. Nereye gidiyor yavrum? Gel. Siz nereye gidiyorsunuz? Şöyle hediyemi bırakayım. Reyhancığım fırça atıyor bana hani buçukta geliyordun diye. Masalar hazır. Kime geldiğimi bilsinler dur. Kime geldiğimizi bilsinler bakalım. Derya'ya geldik arkadaşlarım. Arzu'nun geleni biliyorsunuz kardeşinin eşi. Ekip burada böyle. Ekip hazır. Hanisin kız? Buradayım. Ben bir arkadaşlarımı öpeyim. Hemen deve tabanını göstereyim size arkadaşlar. Bakın nasıl güzel olmuş. Büyük saksı da kaç yıllık bilmiyorum. Halkalar da koymuş böyle Derya içine. Maşallah subhanallah. Ben de böyle yukarıya toplamam lazım. Çünkü yamuldu benimki. Yukarıya doğru toparlamam lazım. Derken yorgun olma. Vallahi dedi. Öyle diyor. Emine'ye dedim ki yol yorgunluğun çıkmadım Emine diyorum. Geziyorum ki ben Yeliz abla diyor. Şöyle çaylarımız dolduruluyor. Hemen sofrayı da göstereyim size. Derya'cığım böyle çok güzel bir masa hazırlamış. Sağ olsun bizi de davet etti. Şöyle. Dolmalar Arzu'dan mı? Sen. Ha, yeni gelin dolması yiyeceğiz. Ellerine sağlık. Oo, kuskus yoğurtumuz da geldi böyle bol cevizli. Mis gibi tereyağı koktu buralar arkadaşlar. Hemen birazdan oturacağız inşallah. Ne? Erkekleri oraya mı vereceksin? Ben babana vereceğim. Şu çayları evet sen acıtırsın. Şey, tabakların içine de koyabiliriz ya. Çok rahat oluyor. Ne diyorsun Reyhan? Tabağını hazırla. Herkes kocası tabağını hazırla. Öyle mi? Öyle mi? Ali Bey'e servis yapmam lazımmış arkadaşlarım. Kocanın tabağını hazırla diyor Reyhancığım. Ali hepsinden alır mısın yoksa bütün menüden? Ben diyet yapıyorum. Tamam. Tamam canım. Diyet yapmıyorum az az hepsinden dedi. Hemen şuradan tabak alalım. Bu dolma kimin tabaktaki? Alabilirsin ben koydum. Şey daha çocuklar için mi? Şöyle Ali Bey'in tabağı hazır arkadaşlarım. Diyet yapmıyorum ben dedi. Uzaktan görüşüyorlar. Buyurun efendim. Yani şu an Ali Bey'e zor tabağı. Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun canım. Şöyle Caner'in tabağı da hazır arkadaşlarım. Bunu görecek mi yani? Ağır birazcık. Evet birazcık daha. Şöyle hediyemizi açma zamanı arkadaşlar. Aç bakalım beğenecek misin? Beğenirim. Ay Derya şimdi ilk kez geldiğimiz için hani yeni gelin devi olunca çok bir eksik yoktur diye. Bilemedim yani. Her zaman kullanabileceğim bir şey olsun ben istedim. Ben çok sevdim böyle şeyleri. Değiştirmek istersen ay, de. Hiç istemem şu an. Ağır bayağı. Bayağı. Ay ama çok güzel. Sağlıkla kullan. Sağlıkla kullan. Kullandıkça beni hatırla. Keyifli sohbetlerinin olduğu. Evet. Keyifli sohbetlerinin olduğu, hazırlıklarının olduğu misafirlerinde kullanmak nasip olsun inşallah. Güle güle kullan Esit. Arkadaşlarım sıra geldi kahve faslına. Yedik içtik. Çok şükür.
kahve faslına geçiş yaptık. Dökmedim çok şükür. Şöyle çikolatamız da var. O zaman bize afiyet olsun. Kızlar fotoğraf çekindiler. Çekilin önümden. Arkadaşlarım misafirliği bitirdik. Şimdi herkes evine dağılıyor. Saat 12'yi çeyrek geçiyor. Beyler aşağıda bizi bekliyor. Gidelim bakalım. Bugünü de böyle mutlu, neşeli bir şekilde tamamladık mı Cansu'cum? Sena'cığım. Evet, çok güzel bir akşamdı. Yine keyifli bir akşamdı. Haydi gidelim bakalım. Arkadaşlarım bakın eve geldikten sonra kiraz ağacını diktim ben. Şöyle poşetinden çıkardım. Kenarda merdivende bekleyen böyle saksımız vardı bizim. O saksının içindeki toprağı döktüm. Böyle taze toprak ekledim, daha vitaminlidir falan diye düşünerekten. Mustafa amca 2 güne bir mutlaka sulayın demiş Emine'ye. Ben de şimdi diktim. Can suyunu da verdim bacılarım. Şimdi balkona alacağım. İnşallah tutar, inşallah büyür, inşallah çok güzel kirazları olur. Bize de yemek nasip olur inşallah. O günleri görmekte, hep beraber görmekte nasip olur inşallah. Belki deriz ki yıllar önce dikmiştik arkadaşlar bu kirazı, hatırlıyor musunuz? Bakın meyve verdi deriz belki de. İnşallah görelim o günleri. Şimdi hemen balkona alayım ben bunu. Ondan sonra toprağına bir alışsın bakalım. Evet arkadaşlarım, kirazı diktikten sonra videoyu düzenlemeye geçtim. Şu an saatin kaç olduğuna inanmayacaksınız ama saat 5'e çeyrek var. Uykum var mı? Yok. O son kahveyi içmeyecektim. Gece 12'de içtim kahveyi. Uykum kaçtı. Biraz da şey oluyor. Şimdi bu saatte uyusam Ali'ye kahvaltı kesinlikle veremeyeceğim. Ve bu ara onu çok ihmal ettim. Kahvaltı olayı hiç olmadı yani. Biraz daha beklesem, şöyle 1 saat, 1,5 saat daha bekleyip kahvaltıyla göndersem Ali'yi çok daha iyi olacak. O sırada da videomuz yüklenir. Kapak fotoğrafını, yazılarını falan yazarım. Başlığını falan yazarım. Sizinle saat 10'da buluşur. 10.30 gibi falan. Evet, en doğrusu olacak. Yoksa bu saatte uyusam da videonun yetişmesi için, sizlerle buluşturabilmem için yetişmeyecek işleri. Neyse bakalım, bugün de böyle olsun arkadaşlarım. Uyku düzeni bozuldu. Sizin de bozuldu mu acaba? Çok merak ediyorum. Böyle eski rutinde, düzende uyuyanlar var mı? Dün akşam erken uyudum. Şöyle vücudum bir toplansın istedim. Çünkü ağzımda yaralar çıkmaya başladı. Öyle yani, şimdi çoluk çocuk yatıyor diye de sessiz konuşuyorum. Saatte 5'e 10 var. Ne zaman böyle olmuş onu da anlamadım. Böyle hızlandırmalı falan videolar olunca bacılarım düzenlemesi falan çok daha uzun sürüyor. Neyse bakalım, sağlık olsun ya, bugün de böyle olsun. Öpüyorum hepinizi, sevgiler selamlar gönderiyorum. İnşallah bir sonraki videoda yine sağlıkla, sıhhatle, huzurla, mutlulukla görüşmek nasip olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Öpüyorum, hoşça kalın.